Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Lore 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde konuğumuz Velkoz arkadaşlar. Kendisini orta koridorda ya da destek rolünde oynayabilirsiniz. Ama şu an destek rolünde kazanma oranı daha yüksek olduğu için ben de sizlere destek rolünde oynuyor olacağım karakteri. Bilginiz olsun. Karakterin ürünleri nelerdir diye soracak olursanız Sihirli Yıldız'la birlikte oynayabilirsiniz. Dürtme gücünüzü arttırabilmek adına en işlevsel, en beğendiğim ürünlerden birisidir. Buzul takviyesiyle birlikte oynayanları gördüm ama birazcık kumar yeteneğinizi garanti tutturmanıza bakıyor. Tutturamazsanız pek bir anlamı olmuyor. O yüzden çok da fazla önermiyorum onu. Genel olarak en fazla tercih edebileceğiniz ürünlerin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Hani alternatifi çok fazla değil. İşte Karahasat'la oynayanlar falan oluyor ama yine çok rahat bir şekilde erken oyunu iyi geçiremediğini düşündüğüm için Karahasat'ı çok fazla önermiyorum sizlere. Karakterin yetenek seti nelerdir diye soracak olursanız karakterimizin pasifi arkadaşlar herhangi bir rakibe 3 defa yetenek tutturduğunuzda otomatik olarak rakibin ilave gerçek hasar almasını sağlıyorsunuz. Bu sayede rakibi çok daha rahat bir şekilde burstleyebiliyorsunuz. Özellikle tank şampiyonları bakın. Bir tane yetenek tutturduk, bir yük oldu. İkinci yeteneği tutturduk, iki. İkinci yetenek patladı, 3 yük oldu ve otomatik olarak rakibimiz ilave gerçek hasar yemiş oldu dostlarım. Olayı buna dayanıyor aslında. Öte yandan Q yeteneğinden bahsedecek olursak, Q yeteneği arkadaşlar bir kademeli yetenek. Q'yu fırlattınız, bakın tekrar aktif olarak duruyor fırlattığınızda. Fırlatırken dikkat edin. Tekrardan yeteneği kullanabileceğiniz anlamına geliyor bu. Bastım, tık, tekrardan yeteneğe bastım. Daha kısa bir sürede yeteneği patlatmış oluyorum. Yetenek maksimum menzile ulaştığında veya patlattığınızda gidiyor ve iki yana doğru direkt açılıyor. Gitti ve iki yana doğru direkt açılmış oldu. Bu sayede hem sağdaki hem soldaki bir rakibe vurabiliyorsunuz. Hatta bir de ortada rakip varsa 3 rakibe birden vurabilme imkanı sunmuş oluyor sizlere. Bu sayede rakiplerinizi çok daha rahat bir şekilde dürtebiliyorsunuz. Çok güzel büyü hasarı veren bir yetenek. Öte yandan arkadaşlar Q yeteneğinizde bir birim katlederseniz 25 mana veriyor sizlere. Ki yeteneğin bedeli 50 mana. 2 rakibi birden katlettiğinizde yeteneğin mana bedelini tekrardan kazanmış oluyorsunuz. Rakipten kastım minyonlar da dahil buna. Ve dediğim gibi bu Q'yu 3 kişiye birden tutturma mantığını yaptığınızda ise ilave mana kazanabiliyorsunuz dostlarım. Tabii tutturma değil, katletme durumunda, onu da hatırlatmış olayım. Bu sayede de çok daha rahat bir şekilde koridorda durmanıza imkan sunuyor yetenek. W'dan bahsedecek olursak, W yeteneğinizin şöyle bir menzili var arkadaşlar. Bunu fırlattığınızda ilk başta bir yarık açılıyor. Bu yarık rakibe hasar veriyor. Ardından bu yarık tekrardan patlıyor ve ikinci bir hasar daha vermiş oluyor. Yani rakibinizin üzerinde pasifinizi çok daha rahat bir şekilde tetiklemenize olanak sağlıyor W yeteneğiniz. E'den bahsedecek olursak, E yeteneğimizin menzili şöyle. Bu dairesel alan içerisinde ortadaki dairesel alanı etki eden bir yetenek. Bu yeteneği rakibe tutturduğunuzda rakibi havaya kaldırmanızı sağlıyor. Ona belli miktarda büyü hasarı veriyorsunuz. Öte yandan şöyle daha net bir şekilde gösterebilirsem, rakibin üzerine doğru kullandığınızda o rakipleri havaya kaldırıyor. Yakındaki rakipleri de hafifçe geriye doğru ittiriyor. Biraz önce Yampiri yengeçte olduğu gibi. Bakın havaya kaldırdı. Tam köşesine getirebilseydim anlayacaktınız ne demek istediğimi. Yanındaki rakipleri de hafifçe yana doğru ittirmenizi sağlayan, güzel bir kitle kontrolü sağlayan yetenek dostlarım, bilginiz olsun. Ultiden bahsedecek olursak, ultimizin de menzili şöyle, devasa bir menzil. Kontrolü zor gibi gelebilir ama kontrolü zor olan bir yetenek değil. Dikkatli bir şekilde kullandığınızda size istediğinizi veren bir yetenek. Rakibinizin üzerinde pasifinizi tetiklediyseniz onlara yine gerçek hasar vermenizi sağlıyor ve ultinizi kullanırken bakın rakibin üzerinde otomatik olarak sürekli pasifinizi yeniliyor ve bu sayede ulti bitene kadar o gerçek hasarı rakibinize vurmuş oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu sayede de çok daha rahat bir şekilde rakibinizi burst diyebiliyorsunuz. Ultiniz böyle bir lazer atıyor. Sürekli olarak karakterin odaklanıp böyle lazer atmasını sağlıyor. Ultiyi kullanırken hareket de edebiliyorsunuz ama çok çok hızlı olamıyorsunuz. Yani genelde tek bir noktaya odaklandıysa rakipleriniz o noktada ultinizi kullanmak çok daha verimli. Ultiyi bastıktan sonra tekrardan kapatabiliyorsunuz bu arada. Ultinizi kullanırken hareket edemiyorsunuz kesinlikle bakın. Yani durduğunuz pozisyon sizler için çok önemli. Benim sizlere nacizane tavsiyem, Q'nuzu tutturduktan sonra W'nuzu ve E'nizi aynı anda atıp ardından ultinizi rakibin üzerinize atmanız yönünde olacaktır. Rakibi çok daha rahat bir şekilde burst diyebilirsiniz. Bir suikastçı vari oynayabilirsiniz karakteri saklanıp. Ama dediğim gibi garanti bir şekilde E yeteneğinizi tutturabilmeniz lazım. Eğer tutturamazsanız pek bir anlamı olmuyor. Bakın iki rakibe de aynı anda vurabilmiş oldum. Kombomu yapabilmiş oldum. Bu birazcık tabii karakter için pratik istiyor. Bunu hızlı yapmanız lazım. Elinizin alışması lazım.
O Q'nun gideceği menzili iyi kestirmeniz lazım. Atıyorum rakip buradadır. Siz onu dürtmek istiyorsunuzdur. Q'nuzu kısa kesersiniz. Uzun kesecek olursanız rakibe hasar veremezsiniz. Bu sayede minyonun arkasındaki rakipleri de dürtmenize olanak sunmuş oluyor. Karakterin yetenek seti bilginiz olsun. Genel olarak yetenek seti bu şekildeydi. Öte yandan zorluk bakımından arkadaşlar karakter 3 üzerinden 3 zorlukta. Bütün yetenekleri skill shot çok doğru bir şekilde oynamanız gerekiyor. Hata yapma payınız kesinlikle ama kesinlikle yok. Metadaki durum bakımından da maalesef iyi durumda değil. 3 üzerinden 1.5'luk hatta 2'yi zorlayabilir. Ama dediğim gibi çok çok iyi olmanız lazım. Karaktere hakim olmanız lazım. Yoksa istediğinizi alamazsınız. Çünkü karakteri kortor aşamasında döven, zorlayan çok fazla karakter var. Bu da karaktere sıkıntı çekmesi adına yeterli oluyor. Bilginiz olsun. Genel olarak kontrol büyücülerine karşı zorlanan bir karakter. Tank falan da çok fazla zorluyor ama tanklar sizin için çerez oluyor. Alistar, Leona, Yuumi, Lulu, Rakan, Blitzcrank ve Soraka gibi piklere karşı çok avantajlısınız. Menzilleri kıza ve siz onları çok rahat bir şekilde rahatsız edebiliyorsunuz. Koridor safhasında dostlarım. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizleri gameplay kısmına doğru yolcu ediyorum. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım geldik gameplay kısmımıza. Vel'Koz benim botta en oynamayı sevdiğim karakterlerden birisiydi. Zamanında bize çok rahat bir şekilde lig atlatan bir karakterdi. Bu konuda hiç sorun yaşatmıyor bizlere. Bir hırsızın marifeti başlangıcı yapıyoruz. Hızlıca koridorumuza ilerleyelim. Zaten Vel'Koz adına farklı bir başlangıç yapmanızı önermiyorum. En ideal başlangıç bu. Ana ürün olarak da daha fazla poklamak adına Sil Yıldız tercihinde bulundum. Rakipte menzilli karakterler var. En güzel bunlarla birlikte poklayabiliriz. Zaten karakterin yetenek seti dürtmeye çok çok meyilli bir karakter olduğu için size olanak sağlıyor. Bu arada Swain'leri var. Invade'e gelirlerse onlar kazanırlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Sakat yani buralar. Bakalım neler olacak bu oyun bazında. Tankların olması güzel. Vel'Koz tank komplara karşı çok başarılı bir karakter. Çok rahat eritici bir gücü var gerçek hasar verdiği için. Ve çok kırılgan komplar tercih edildiğinde Vel'Koz'u almamanızı öneriyorum. Özellikle çok mobil nişancılar falan varsa çok zorlanıyorsunuz yetenek tutturma konusunda. Kaçarız buradan ya. Kasiopya da aslında güzel flankliydi buradan. Nasıl değil miydi ya? Jin'in içinden mi geçti o yetenek? Ya tutturamadım mı? Ne oldu orada anlamadım. Zayamızın canı çok çok az kaldı. Bu birazcık can sıkıcı ama yine de dert değil. Bir tane potunu kullandı. Zaten uzun kılıç başlangıcı yaptığı için sorun olmayacaktır. Rakip de mavi güçlendirmeden başladı. Güzel, ikisini birden temiz bir şekilde dürttük. Kaisa'nın can barının azalması çok mühim olmadı. Ufak ufak Jhin'i pokluyoruz böyle Q yeteneklerimizle. Rakibin gidiş yönüne doğru atmaya çalışıyorum veya rakibin dodge'layamayacağı şekilde atmaya çalışıyorum. Minyonlar varken yeteneği kullanmanın lüzumu yok. Boşu boşuna yeteneği minyonlara isabet ettirirsiniz veya rakip minyonlarının sırtına gizlenip sizin yeteneğinizi yemeyebilir. En basitinden bu şekilde. Şu aradan denedim ama Jhin maalesef uyanık çıktı Rıza Baba. Ah bak, bundan bahsediyorum. Aradan da adamın minyonlarını araklamadan duramıyoruz. Bak işte dediğim olaylardan biri buydu. Kaç kaç kaç. Oo bayağı bir kaynak ayırdılar bu arada. Bunun sıçrası sıçrası, bunun da sıçrası yok. Kayısı buradan bir tane skor alsa çok worth ama bitkinliği keşke ona atmasaydı. İyi okey. En azından burada ölüşüm bir anlam ifade etti. Bir de Kayısı burada ölmedi mi? Harika. Aşırı worth. Rakipte skor bu adamın üzerinde kaldı ve çok kaynak ayırdılar. Bizde de nişancımızın üzerinde kaldı. Ben bir de pozisyondan asist aldım. Baya baya bört oldu yani. İmkansız pozisyondan bunları çıkartmamız güzel. Tutuş durumda duruyor. Burada işte Swain'in bir E yeteneğini yakalandığınız anda pozisyon bitiyor arkadaşlar. O yüzden yakalanmamamız lazım. Menzilimizi kullanıp sürekli rakibi poklamaya çalışacağız. Dürtmeye çalışacağız ki rakiple böyle olası takaslarda en azından avantajımız artsın. Çünkü Vel'Koz çok kırılgan. Can barı çok düşük. Swain sizi darlıyor koridorda. Tüh, base atmış. Belki dedim atmamıştır. Tam o çalıdan bir dürteriz.
Şöyle minyon dalgasını rahat bir şekilde pushlayabilmesi adına Kaisa'nın şöyle birkaç tane vurdum. Ah, yetmedi hasar. Lan burayı temizler. Ona da vuramadı. Oy, Zinza iki skor birden aldı. Her yerde kaynaklar atılıyor. Bu da geliyor buraya. Bedavadan dürtebiliyoruz. Menzili kullanmak lazım. Ha, jine de değilmiş bu arada yetenek. Çok çok iyi. Kaisa'nın minyonlarını çok çaldım bu arada ama ona rağmen kule hiti olmadı işte bak. O kule hitini yememiz lazım. Şimdi can barım çok az. Bir daha Swain'e yakalanacak olursak patatesiz. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Güzel. Swain orada yedi yeteneği. Yemesini istediğimiz daha önemli bir isim. Boş vurdu. Zinza buraya gelirse keseriz bu adamı. Ne tarafa doğru kaçtı? Allah Allah. Sejuan ışınlandı. Ne yaptı? Abi kayboldu bir anda haritada. Aa, keseriz bunları. Bu kadar. Kankisi nerede? O Waze mi attı? Galiba direkt çıkmıştır. Güzel. Jin'den basit bir hata. Burada Zinza'yı görmelerine rağmen burada kalmaya devam etmesi. Koridor puşlamaya çalışması falan. Bitirdi onun işini direkt. Üzerimizde de güzel bir gold birikti. Takım da çok çok iyi durumda. Maşallah. Nazar değdirmeyelim takıma. Öl dedim mi çünkü fix nazar değiyor. Birileri bir yerde ölmeye başlıyor. Aa, kötü oldu buna yakalanmam. İşte bak bundan bahsediyordum. Beklemiyordum adamın orada olmasını. Şu can barıyla burada durmaya çalışmak büyük hataydı. Bu arada Luden build'i yapacağız. Bu oyun bazında en iyisi o. Hem çok fazla hasar çıkartmamızı sağlayacak hem de daha fazla dürtmemizi sağlayacaktır. Liandry build'de çok daha fazla tank komplara karşı iyi oluyor. Hani Jax ve Sejuani var diye değmez. Bir de supportları mesela tank olsaydı garanti Liandry build'i yapardım. Yakma hasarınız çok çok fazla oluyor. Nişancıyı daha fazla rahatsız ediyorsunuz. Ben de geliyorum bu sayede. Red de bize vuruyor ya aradan. Uzadı alan. Tutuşturu atmak istemiyordum Sejuani'ye. God Dangle lazım olacak diye. Can barları çok az bu arada. Yeniden bir sıçra auto atak yemeyelim. Ayaküstü. Ya da hata yapıp bedavadan ölmemeliyim. Zaten bir defa ilk başta öldük. İkincisini de az can barıyla Swain'in üzerine yürüyerek yani Swain'i görmeden aslında yaptık ama yine de yaptık o hatayı. Usul usul avlamayı bekliyor olabilirler. Yani Swain'in E'sini yediniz mi? Peşinden W'sunu da yiyorsunuz. W'sunu yedikten sonra Jhin'in W'sunu tutması daha da kolay bir hale geliyor. Bu iki şeyi bir araya getirdiler mi zaten? Uğraşılmıyor adamlarla. Swain base'e gitmiş.
Abi yok artık ya. Cidden yok artık ya. Değmeyecek bir şekilde değdi bu ya. Harbi diyorum, değmeyecek bir şekilde değdi yani bu. Değer diyemezsiniz yani asla ona. O şekilde değmedi yani. Tamam, güzel. Çift speli yok. Bir sonraki pozisyonda yaktık seni seveyim. Çünkü hitbox'ın çok dışındaydık. Şöyle minicik bir pikselden falan isabet etti sanırım o E yeteneği yani. W'su tuttu orada, bir yavaşladık tabii ama yine de tutabileceğini düşünmedim açıkçası onun. Hadi bakalım, bu sefer can barım full. Ah, ne yaptım ben? O yeteneği görmediniz arkadaşlar. Öyle bir yetenek olmadı. O yeteneği adam akıllı atabilmiş olsam şansımız çok yüksek olurdu. Bir an panikle işte. İnsan basa bir yaşlanıyoruz arkadaşlar. Nazar değmesin, nazar değmesin dedik. Bak, değdirdik nazarı. Neyse. Adamın kronometresi varmış bu arada. Ondan faydalandı. Şu plate için burada kalırdım aslında. O golde almak fena olmazdı da. Base atalım. Cambarımız dolu gelelim. Çarıklarımızın parası henüz bitmedi. Bir tarayıcı alalım. Bu şekilde gidelim. Aslında çarık tamamlayıp çıkmak daha mantıklı oluyordu. Daha mobil olurduk. Daha zor tuttururdu bu adam yeteneği. Üzerine ama çizmesini bitirmediği için bu şekilde bir başlangıç daha mantıklı. Yani Sven çizmesini bitirdikten sonra bizi yakalayabilir. Bitirmeden o kadar da kolay yakalayamayacak. Takım ne yapıyor bakalım. Sejuani, bu ne? Kayıp cilt almış adam üzerine. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sıkıştıralım bu adamı. Çok iyi. Kasiopya'ya dive atmak mı? Ciddi ciddi bunu denemişler adamlar. Çok iyi. Şu adamlar fazlasıyla tilt olmuşlardır eminim. Böyle bir hata affedilemez. Dediğim gibi Kasiopya'ya ultisi olup olmadığını bilmeden dive atmak çok büyük eşeklik. Keşke Zinza'yı görüp şurada deneselerdi. Aşırı iyi olurdu. Hadi geçmiş olsun. Swain'i mental olarak düşürdük oyundan. Bu adam yeteneğini kullandı. Geçmiş olsun. Bunlar ne cesarettir arkadaş. Koptular yani, birbirlerinden çok kopuk oynuyorlar. Pardon abim. Cana bak. Cana bak. Gıdım canlı kaldı adam. Vex'in de tutuşturu varmış üzerinde. Bir de sıçrasını kullandı. Öldüremedik adamı. Neyse, Rüden'im bitirdim. Güzel. Orada ama Vex skorunu da alsaydım çok çok tatlı olur. Dedim ki burst hasarım yeterli olur. Ben bu Vex'i kağıt gibi keserim. Hem Shield'ının gelmesi hem de o sıçrasını atması birazcık pozisyonları bozdu ama. Koşalım bir bota. Bak şu an bizim adam çok kontrollü bir şekilde duruyor koridorda. Kai'Sa üzerine gitmiyor. Burada aslında Gale Force'la birlikte oynayabilirdi. Aslında Kraken de fena değil bu rakip kompa karşı ama adam tank bir build yapmıyor yani. Hep buzla birlikte oynuyor Sejuani.
Bu olmadı. Bu olmadı. Göz göre göre bunu yedim ya. Göz göre göre. Of, Sejuani'yi tek sandım ilk başta. Sonra Svein'i gördüm. Dedim ki yetişemez buraya. Sejuani direkt beni baitledi zaten pozisyona gireyim diye. Yemem diye düşündüm. Ya da adama yetenek tuttururum birazcık daha sıkıntıya sokar. Çünkü tek komboyla bu Sejuani eriyecek. Tank bir bulk yapmadığı için. Göz göre göre gittik öldük. Skor Allah'tan Swain'e kaldı. O yüzden sorun yok. Güzel Kasiopya'mız tacı almış. Biz de tacı alabilirdik bu arada bu oyunda. Güzel. Kai'Sa da taç build yapabilirdi ha. Niye? Güzel. Ben de geliyorum buna. Süper. Gelmiş burada totem kesmeye çalışıyor. Senin neyine? Zaten hit atana kadar canı çıkıyor. Bizi çok küçümsüyorlar, çok. Bu adamı geleyim, bu adamı bir keselim bir dur. Çok iyi. Gene ben yedim oradan ya. Gene ben yedim oradan ya. Önüme geçsene işte, adam ulti atmayı deneyecek. Keselim birlikte bunu. Olmadı bu. Bedavadan shutdown altını verip verip duruyorum. Sejuani niye canımı sıkıyor? Adam AP bulk yapıyor yani bir de. Tek atıyor yani. Vurduğuyla yakıyor. Hexage alternatörünü aldım. Burada hızlı bir şekilde ufuk getirene gideceğiz. Bu eşya çok çok değerli Vel'Koz için. Yeteneklerinizin menzili çok fazla olduğu için uzak mesafelerden rakibe tutturabiliyorsunuz zorlanmadan. Bu da rakibe çok daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Çok iyi. Kai'Sa'mız kıvama gelmiş. Fioron ultisi burada deli gibi can yeledi ama Jax'ı kesemeyecekler muhtemelen. Ah, kesebildi. Güzel. O adam yine almış. Gel, bizi kesmeye çalışıyor ya Rex. Usul usul bir kontrolümüzü yapalım. Buralarda erik yok diye tahmin ediyorum. Süper durumdayım bu arada. Bakmayın yani. Buradalar bu arada. Beni görüyorlar. Bu da yattı aşağı, süper. Ejderi de kaptırma. Sizin neyinize ya? Ormancımız ayakta. Çok fazla menzili olan bir Pog support var karşıda. Siz hala deniyorsunuz ya. Garipler. Jhin'i gerekirse dive'larız aslında da. Ama buradan kaçtı direkt. Aa, Zinza çok güzel açıdan geldi. Tam kesti. Blue'ları var. Bu alınabilir. Hemen tekrardan base atma vakti. Şu sağ tarafı da alalım. Şeytani külliyat da elimizin altına gelsin. Bu arada kameram deli gibi kararmış ya. Bu nedir ya? Hemen kameramızı da ben sizin için parıldatayım. Tamamdır. Çok güzel. İyi bir hemen hemen 200-300 gold civarı bir goldumuz kaldı. Eşyanın bitmesi için. Zaten o eşya bittikten sonra
Karakter farkını ortaya koymaya başlıyor. Fiora'mız iyi durumda, Zinza iyi durumda, Kasiopya iyi durumda, Nişancımız çok iyi durumda. Ben çok öldüm ama üzerimde çok fazla skor katkısı var. Çok altın kazandım. Güçlenebiliyorum. Fiora burada bu arada çok fazla hasar yiyebilir. Ah, onu da hoşlayamadı işte. Güzel. Ah, E atmaya çalışıyor altıma. Ah, kafam. Bizim için buradan kaçma vakti. Jini şurada masumca denemesi çok güzeldi. Ufuk getiren de tamam. Şimdi peşine Morello'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bir ağır yara etkisi uygulamamız gerekiyor. Eğer ağır yara etkisi uygulayamazsak rakibin iyileştirme etkileri bizim için büyük problem olabilir. Özellikle Swain'inki ve Jax'ınki. Ama şu an Jax'ın üzerinde hem kendisi iyileştirebilecek pek bir şey yok. Hem de Swain'e artık cevap verebiliyoruz. Çok hızlı burstlendiği için ultisi ona o kadar yardımcı olmuyor. Yakalayabileceğime inandım. Ama yakalayamadık. Keşke orada başta ultimi basmasaydım. Ultimi saklayabilirdim Jhin için. Daha sonraki pozisyon için. Dönüşe bak. Mükemmel. Adam bizi kovalamak isteyebilir. Bak ya, herife bak ya. Kes şunu ya, Kasiopya. Yetişemeyecek bizimki ama. Yeteneği tutturabilse kovalardı. Yarın yok gibi bana koşuyor adam ya. Ciddi ciddi yarın yok gibi bana koştu Sejuani ve burada dedi ki ben bu skoru çıkartacağım birader dedi. Zorladı yani bütün şansını, çıkarttı skoru da. Kinlenmiş bize işte yani, kinlenmiş. Ama canını okuruz. Affetmeyiz. Bizimkiler baron alıyor, yetişemedik barona. Yapacak bir şey yok. Sen gel, sen de gel. Oo, yakalanması kötü oldu. Allah'tan bunda ulti yok ama. İyi, bir tane skor aldı en azından. Ama tabii 4 kişi de ondan nemalanmış oldu. Kimya ejderi. Bunu aldık mı? Jax'ı, Sejuani de yine aynı şekilde kağıt gibi eriyecekler. Can barları bizden fazla olan, yani benden fazla olan rakibe daha fazla vuracağım için ve can barına dayalı herhangi bir eşyam olmadığı için çok çok rahat eritebileceğimi düşünüyorum. Geldin, kestin o minyonu şu an. Bu daha sinir bozucu. Adam sadece R'ye basıp kesiyor. Güzel. Uf, silindi adam, silindi. Jax bu arada split yapıyormuş. Vardır Jax'ın bir bildiği. Biz buradan devam edelim. Bir kule daha çıkarttı yalnız. Bayağı split altına 50 ediyor. Hoş değil. Uy, bizimki aradan iyi yakaladı ha. AP kastı için hasara bak adamın. Ama boş. Gereksiz AP kasmak Sejuani'ye. Şuraya bir totem bırakacağım. Buradan yürüyecek olurlarsa bir şeyler yaparız.
Anam. Oy iyi, bizim çocuğu iyi kesti. Dedim ki ölüyor herhalde bizimki. Ucuz atlattı. Jin geliyor sanki ufaktan ufaktan buraya. Güzel. Böyle pozisyonları denemek gerekiyor işte. Rakibinizi gafile almanız gerekiyor ki olabildiğince geri düşürün. Şimdi benim morallom da bitti. Buradan da güzel bir altın kazandık. Şimdi bir de Rabadon çektik mi yetenek gücü tavan yapacak. Son eşyamız Rabadon'la birlikte 500-600 yetenek güçlerini rahat bir şekilde göreceğiz. Tek komboyla adam ölecek. Takip zaten mental olarak düştüğü için oyundan. Ve kimya yüzlerini aldık mı? Üf, cabası. Şu an bot 2'ye, tap 2'ye gitmek çok mantıklı. Fiora'nın oraları puşlaması lazım. En azından tapı puşlarsa yine bizim için rahatlık. Sejuan'ın üstüne de süper kahraman gibi koşuyorum ama. Dikkat edelim. Sejuani kafamıza çullanmasın. Onu yesem yatmıştım aşağı. Güzel. O da düştü. Çok çok iyi. Kasiopya'nın W'sun sanki rakibinmiş gibi düşündüm ya. Rakip takımda zaten sur verdi. Arkadaşlar alt koridorda destek rolünde Vel'Koz'da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bana da belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.